Selamlar, merhabalar. Galiba canlı yayında görmeyenler ilk defa bunun geri gelişini şu an bu videoda görüyorlar. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu gece SmackDown var. Şimdi SmackDown'da e, bazı olacağı duyurulan iki tane şey var zaten. <laughs> yani onun dışında ben bu videoyu çekerken tabii. Onun dışında pek bir şey yok ama ben birazcık bunlardan bahsedeceğim. Şimdi istiyorsanız gelin bir bakalım. Birkaç madde ayırdım. Şimdi ilk olarak e, Ricochet biliyorsunuzdur Intercontinental şampiyonu. Kendisi Drugula'ya yardım etmeye gelmişti geçen hafta. Günter artık Drugula'yı tekrardan indirirken en son artık Ricoşa geldi. Yeter lan dedi. Bu da işte hepimiz için, e, niye hepimiz için diyorum ki belki sevmeyenler olabilir aynen. Yani belki gerçekten Intercontinental kemeri yine böyle kalsın. Hiç umursanmasın falan diyen arkadaşlar olabilir. <laughs> yani olabilirler o yüzden herkes demeyeyim. E, benim için güzel bir şeydi neden? Çünkü e, Günter özellikle Gunta onu da Almanca söyleyesim geliyor, Günter diye. Onun e, buralarda boy göstermesi, Intercontinental Midcard seviyesi bir kemerde boy göstermesi bana göre çok güzel bir şey. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Galiba artık Ricochet'le Günter olayları başlayacak gibi geliyor bana. Amerikalı nasıl Gunter, Gunta falan dese de Günter'dir o arkadaşlar. <laughs> yani bana göre güzel bir şey. Çünkü çok potansiyelli bir adamdı Walter. Sonra SmackDown'a işte ana kadroya geldi, ismi değişti, ne oluyor falan filan dediler. Bir şekilde dominant olarak devam ediyor zaten. Ve bana kalırsa Ricochet'e karşı olası bir maçta ben Ricoşenin kazanabileceğini pek zannetmiyorum. Bak bu çok büyük konuşuyorum şu an ama böyle etkili bir adam getiriyorsanız Intercontinental'ı verirsiniz. İşte burada da şimdi işte Ricochet harcanıyor bilmem ne oluyor falan diyen arkadaşlar var. İşte onlara da tam tersi bir etki yaratacak bu. Koşanı gitmeyecek muhtemelen. Ama yapacak bir şey yok. Eğer siz Gunter'ı getiriyorsanız buraya, özellikle böyle bir oluşum içindeyseniz, Intercontinental'ı verirsiniz. Galiba artık onların feud'u ufak ufak başlayacak gibi geliyor bana. Bu haftada bunun işleyişini görebiliriz bu gece daha doğrusu. Benim ilgimi çekiyor mesela. O yüzden ilk başta konuşmam gereken şeylerden olarak bir numarayı aldım ben. Geçtik buraya şimdi. Biliyorsunuz ki Max Dupree. Yani namı diğer LA Knight. Geçen hafta Boy gösterdi. Kendisi böyle işte male model işte erkek modellerin bilmem ne işte ben böyle menajerin falan filan muhabbetleri var. Muhtemelen böyle bir ya oluşum başlayacak bir şey olacak. Şimdi bu hafta onu kesin göreceğiz gibi geliyor bana. Geçen hafta madem boy gösterdi bir gözüktü, bu hafta da artık bir şekilde bunu işleyeceklerdir ne şekilde işecekler onu görmek istiyorum ben. Merakla da bekliyorum. Başka birinin olayına mı bağlayacaklar yoksa sıfırdan bir olay mı yapacaklar? Bir de şöyle bir söylenti var. İşte Mace'i falan buraya getirecekler. Smackdown'a getirecekler. Burada artık kalıcı olacak. Max Dupree ile beraber yürüyecek falan diye birkaç söylenti duydum. Max'te işte onun menajeri gibi olup arada yine güreşecek falan. Ha bilmiyorum neyin ne olacağını ama ilgimi çekiyor. Çünkü ben LA Knight'ın ana kadroda olması gerektiğini düşünenlerdenim. Max Dupree olarak da neler yapacak bunu bilmiyorum. Göreceğiz bugün e, bir şekilde var olabilir bu haftalık şovda. Geldik Ronda Rousey'e. Şimdi Ronda Rousey'nin karşısında kim çıkacak? Herkes işte diyor bak Bayley geri dönecek bilmem ne falan okey olabilir. Ama belli ki Raquel Rodriguez'i Gonzalez diyecektim. Raquel Rodriguez'in e, pişirilmesine başlandı böyle. Onu güzel koydular böyle tencereye. Taktiği ısıttılar altından. Mikrodalga'ya da koymuş olabilir ama mikrodalga çok daha hızlı ısıtır. O yüzden ee, henüz o kadar gerek yok bence. Normal işte şey ocağa koydular böyle altından açtılar şeyi. O böyle ufak ufak pişmeye başladı şimdi. Belli ki o pişiriliyor. Ama Ronda Rousey'e bir rakip olsun diye mi pişiriliyor başka bir şey mi bilmiyorum. Bana kalsa Ronda Rousey'nin eğer Helena Sel'de maça çıkacaksa ki çıkması lazım bence SmackDown. Ya şu an zaten duyurulan maçların hepsi yanlış hatırlamıyorsam ya da yeni bir maç duyurulmadıysa Raw'daki maçlar yani. SmackDown'dan da bir şeylerin gelmesi gerekecek artık. Belli ki şey olmayacak. Roman Reigns olmayacak gibi duruyor. O yüzden bir şeyler yapmanız gerekiyor ve Ronda Rousey'i oradan maça sokmanız gerekiyor bence. Ronda Rousey'i eğer maça sokacaksanız kimle sokacaksınız? Birilerini karşısına koyuyorsun falan olmuyor. Raquel mi olacak ya da başka biri mi çıkacak? Yine bu SmackDown'da benim merak ettiğim olaylardan biri bu olacak. Çünkü madem artık Charlotte Flair bir süre gözükmeyecek. Ronda Rousey'i ne şekilde işeceksiniz? Bence Ronda Rousey ile Charlotte Flair'ın olayları çok da kötü değildi. Bunu beğenmeyenler olabilir. Tamam saygı diyorum ama bana göre en azından bir şey işlediler. Ronda Rousey'nin gelip işte Royal Rumble'ı kazanıp gitmesi kazanması, Ben kazanmasını bu arada ya, tahmin ediyordum falan zaten de a -a, birazcık karıştı oralar falan filan. Artık şampiyon burada belli yani. Evet rakibi kim olacak? Geldik bu olaya duyurulan olaylardan biri. Six Man Tag Team maçı var. New Day ve bilinmeyen bir kişi. Şeyin adı neydi ya Stable oluşumu isim koydular bu arada. Unuttum adını ama. Şeyimiz vallahi unuttum. Kusura bakmayın. Siz yazın aşağıya. Şeyimiz işte Rich Holland e, Butch olduğu bir takıma karşı işte bu 3'e 3 bir tag maçı olacak. Ama üçüncü kim olacak? Bunu özellikle videodan duyurdular böyle. Who's it gonna be falan böyle yapıyorlar. Kim olacak diye. Ya yani gönül isterdi. Yemin ediyorum gerçekten Biggie sağlıklı olsaydı Biggie gelseydi ama Biggie artık bir daha döner mi? Çok şüpheli. Çok zor ama kim olacak işte bunun ben merakla bekliyorum bu arada. Mevcut biri mi olacak yoksa yeni bir debut mu yapacak? Yeni bir return ya da işte mevcut daha önceden olan biri return mi yapacak? Kalıcı biri mi olacak? Ya da ne bileyim hikaye edecek mesela şöyle söyleyeyim size. Ee, ya şimdi bir kere Happy Corbin. Ha dur Happy Corbin'e de değineyim. Happy Corbin'de en son zaten şeyi falan çaldı ya. Kırdı Andre the Giant Memory Battle ve üstündeki Andre the Giant figürünü çaldı dalga geçiyor. Belli ki o Madcap Moss'la onların olayları yine devam edecek. Hani belki Madcap Moss olur diyecektim. O da pek şu an mümkün değil gibi duruyor. Ama kim gelecek bilmiyorum yani. görün bir gönül ister benim için. Keşke Biggie olsaydı. Olmayacak ama biri geri dönüş yapsın. O olabilir. Şimdi geldik buraya. Sami Zayn, Bloodline yalakası. Olayları ne olacak acaba? Geçen hafta Sami Zayn Nakamura ile maç yaptı biliyorsunuz. Sami Zayn kendini ispatlamaya çalışıyor. Sami Zayn, ben de Bloodline'dayım beni de alın falan demeye çalışıyor. Bence Sami Zayn ne olursa olsun insanlar çok işte harcanıyor bilmem ne falan diyorlar ama bana göre Sami Zayn yine şu an iyi kullanılıyor aslında. Sami Zayn şu an gayet iyi şekilde kullanılıyor çünkü onun bir potansiyeli var. Mikrofonda iyi, rol yeteneği iyi ve gerçekten böyle hani artık beni eziyorlar bilmem ne işte ben de var olmalıyım buralarda şeyler var ya. Bunu yansıtıyorlar ve ilginç bir şekilde İnternette araştırdığım yabancı kaynaklarda Sami bu seneki Money in the Bank winner ihtimallerinde çok ön planda bu arada. Haberiniz olsun Money in the Bank kazanana. Bakalım ne olacak göreceğiz. Bana göre güzel bir şey ama şimdi bir de Nakamura tarafı var bu işin. Şimdi Nakamura ile mevzulara girdi. Nakamura da bir söyledi zaten Roman'ın karşısından çıkarılmasın, bir şeyler olsun yükseltilsin gibi şeyler söz konusuydu ki şu an Roman çok yukarılarda. Doğruya doğru yani artık adam iki kemer aldı. Bloodline gitti. iki taktiğim kemerini falan da artık sahibi. Ne olacağını bilmiyorum. Ama Nakamura'yı bir şekilde yine ısıtıp ısıtıp pişirip Roman'ı karşısına çıkaracaklar mı acaba? Bu olaylar oraya mı bağlanacak? Bunu merakla bekliyorum. Son bahsedeceğim olay da burada işte. Bu da duyuruldu. Bloodline SmackDown'da boy gösterecek. Şimdi Bloodline çıkıp normal e, promo kesip giderse ne olur? Yani ya olarak karşı bir takdim oluşumu falan olması lazım ya da Roman'a rakip. Bu olmayacak gibi duruyor şu anda. İşte ne olacak? Belki de Nakamura'yı bağlayacaklar buraya. Onu göreceğiz. O yüzden duyurulan olay Bloodline SmackDown'da boy gösterecek. Konuşma yapacak? Promo mu yapacak? Ne yapacak? Göreceğiz. Umarım güzel bir SmackDown olur. Biz de keyifle izleriz diyerek aranızdan ayrılayım. Umarım yarın sabah gayet keyifli bir programla karşınızda olurum. Bay bay.